Çağaloğlu'nun tam orta yerinde Cezeri Kasım Paşa Camisi diye bir cami var. Evet. Altında da Diyanet Yayın Evi var. Evet. Bir gün onun şadırvanında abdest aldım. Çıkarken kapısında şöyle bir yazı gördüm. Cami için toplanan paralar cami külliyatı için harcanacaktır. Cami için toplanan paralar cami külliyatı için harcanacaktır. Ne dediğini anladık. Fakat ifade yanlış. Cami külliyatı olmaz. Cami külliyesi olur. Ha. Kitap külliyatı olur. Mehmet Akif külliyatı dersek, Mehmet Akif'in yazdığı bütün kitapları bir arada toplamış, görmüşüz demektir. Efendim işte Necip Fazıl külliyatı. Necip Fazıl'ın bütün kitaplarını kastediyoruz. Ama cami külliyatı olmaz. Cami külliyesi olur. Gerçi külliyat da, külliye de aynı kökten geliyor. Arapça bir kelimedir. Türkçe'ye girmiş, Türkçeleşmiştir. Ve bütün demektir. Bütün, tamamı, bir şeyin tamamı, bütünü. Peki buradan ne kastediliyor? Cami külliyesi deyince, ecdadımız, şu güzel vatanı, bu güzel İstanbul'u bize bırakan ecdadımız, Osmanlı sultanları, padişahları, sadrazamları, valide sultanları bir cami yaptırırken, uzağa gitmeye ne hacet? İşte Eyüp Sultan Camii'ni yaptıran Fatih Sultan Mehmet, depremde yıkıldığı için ikinci defa yaptıran Osmanlı padişahı, 3. Mustafa bu camiyi külliye şeklinde yapmıştır. Külliye ne demektir? Caminin yanı başında kütüphanesi vardır. Caminin yanı başında hamamı vardır. Hemen şu ana kapıdan çıkıp sağa dönünce ahşap binayı göreceksiniz. Orası caminin hamamıdır. Efendim, kervansarayı vardır. Hocam kervansaray ne demek? Eskiden şehir dışından İstanbul'a gelen yolcular, ister Müslüman ister gayrimüslim olsun fark etmez, camilerin bu kervansaraylarında 3 gün misafir kalabiliyorlardı. 3 gün. Hani derler ya misafirlik 3 gündür. Kervansarayın alt kısmında, şimdiki gibi araba maraba yok o zaman, hayvanlarına bakım yapılırdı. Deveyle geliyorlar, başka at, merkep vesaire. Üst kısmı da bir bakıma otel. Ya ben çocukluğumda hatırlarım, bizim memlekette bile Tokat'ta alt kısmında böyle hayvanların barınağı olan yerler. Ahır diyelim, açık konuşalım. Evet. Üstü de otel, ilkel ama öyle. O zamanın şartları öyle. Buna kervansaray diyoruz. Ya bu külliyelerden biri de kervansaraydır, kütüphanedir, hamamdır. Muvakkithanesi vardır caminin. Yine bu caminin avlusundan, şadırvanlı avludan, abdest alınan avludan çıkarken sağda küçük bir odacık görünür. Böyle dar bir kapısı var. Çıkarken bakın. Orada caminin muvakkit hanesidir. Ne demek muvakkit? Arapça bir kelime. Vakitten geliyor. Vakit kelimesinden. Muvakkit vakitleri ayarlayan. Vakiti kim ayarlar? Müezzin. Sabah ezanı kaçta okunacak? Öğle kaçta? İkindi kaçta? Akşam, yatsı. Efendim vakitleri ayarlayan, bu işi yapana da muvakkit deniliyor. O odacık da onun yeri, odası. Evet. Ve onun adı da muvakkithane. Muvakkithane. Efendim, hatta bu kelime edebiyatımıza da geçmiş. Müneccim muvakkit ne bilir, ne bilir Şebi Yelda'yı, müptelayı gama sor, kim geceler kaç saat? Güzel bir beyit. Yani muvakkit, efendim müneccim, Şebi Yelda'yı nereden bilsin? Şebi Yelda ne demek? En uzun gece. En uzun gecenin hangi gecen olduğunu muvakkit nereden bilecek? Sen onu müptelayı gama sor. Ne demek? Hastalara sor. Onlar için vakit bir türlü geçmek bilmez. He.
Onlar bilirler bu işin kıymetini. Sabah olmaz onlara. Halbuki bize vakit çok geçiyor. Evet, onlara geçmiyor. Izdırap çekiyorlar. Bir kitapta okumuştum. Bu Cerrahpaşa Hastanesi çok geniş bir mekandadır biliyorsunuz. Ecdadımızın yaptırdığı bir büyük hastanedir. İçinde de bir mescit şeklinde küçük bir cami var. Efendim, galiba 1930'lu yıllarda o camide müezzinlik yapan görevli, müezzin yani, işte sabah ezanını yarım saat 45 dakika önce okulmuş, vaktinden önce. O caiz, okunabiliyor. Evet. Niye? Hastalar sabah olduğunu duysunlar da biraz rahatlasınlar. Ha, gece bitti efendim. Ya ben bunu yoğun bakımdayken yakından yaşadım. Efendim işte Sancaktepe Covid Hastanesi'nde 8 gün yattım. Sabah olmayı bilmiyor kardeşim. Camdan şöyle bir aydınlık görsem. Allah korusun 3 ay, 5 ay, 3 sene, 5 sene yatanlar var. Evet, insan ıstırap çekmeyince, darda kalmayınca ferahlığın, serbestliğin kıymetini bilmiyor. Şimdi biz çok rahatız biliyor musunuz? Karışan yok, görüşen yok. Rahat yaşıyoruz, serbest hayat. Ama pek kıymetini bilmiyoruz tabii. Esir olunca insan hür olmanın kıymetini bilir değil mi efendim? Yani hasta olunca sağlıklı olmanın kıymetini bilir. Ters orantılıdır. Allah öyle yaratmış efendim. Şimdi hiç gündüz olmasa mesela, hep gece olsa karanlık. Kutuplarda yaşayanların durumu biraz öyle. 6 ay güneş doğmuyor mesela. Evet. Ama gerçi onlar alışmış. Ama biz çatlarız yani. Nerede bu güneş? Niye gündüz olmuyor? İntihar edenler bile olur. Abi Allah korusun. Allah bize öyle bir imkan vermiş ki bak, karışan yok, görüşen yok. Ve bizim adımız bu manada hür general arkadaşlar. Or general değil, hür general. Kalabalıkların içinde gidiyoruz. Şimdi sizde bir takip edilme korkusu olsa, biri sizi takip ediyor veya birileri. Hiç rahat gezemezsiniz değil mi? Hiç rahat gezemeyiz. Halbuki hamdolsun bir şey işlemedik ki, bir suç işlemedik ki, öyle bir durumumuz yok. Takipte edilmiyoruz. Oh, rahat rahat geziyoruz Allah'ın mülkünde. Bunlar büyük nimetler. Fakat insanoğlu bulunduğu nimetin kadrini pek bilmiyor. Halbuki iyi bilip çok şükretmemiz lazım. Allah bize bu nimetleri vermiş. Allah aşkına bakın şimdi Gazze'de insanlar öldürülüyor. Elektrikleri kesildi, suları kesildi, hastaneleri yok. O yaralıları ne hale akşam düşündük evde. Aman Allah'ım. Biz burada serbestiz. Ama onlar o acıyı çekerken biz de onlar kadar çekemeyiz. Tabii de hiç değilse içimizde bir acı duygusu olmazsa, bir acıma duygusu, bir şefkat duyumuz olmazsa bizim Müslümanlığımızdan şüphe edilir. Elimizden bir şey gelmiyor ama hiç değilse dua edelim. Çünkü şu parmağımıza bir diken bassa, şu elimizdeki parmaklarda, ayak parmaklarda, hatta bütün vücutumuzda o acıyı duyuyor. Müslüman da böyle olmalıdır. Evet, işte buna da muvakkit diyoruz. Yani bak, vakitleri değerlendiren. Vakit hayatımızda o kadar iç içe bir kelime, bir mefhum ki. Bak hep vakitle yaşıyoruz. Sabah vakti ayrı, akşam vakti ayrı. Ders vakti var, yemek vakti var, çalışma vakti var, uyuma vakti var. Ömrümüz vakit. Vakitlere bölünmüş. Ama siz bunu zaman olarak da anlayabilirsiniz. Aynı şey zaten zaman, vakit. İnsanoğlunun kıymetini bilmediği en değerli mücevher vakitmiş. Zamanı değerlendirme konusunda maalesef yeterli kadar gayret göstermiyoruz. Hayret ediyorum yahu, şaşıyorum. 75 yaşına gelmiş bir tanıdığımız, vakit geçiremiyorum hoca diyor bana. Bir yerde karşılaştık da vakit geçiremiyorum diyor. Sıkılıyorum emekli olduktan sonra diyor. Allah Allah. İçimden dedim ki, yo içimden de yüzüne dedim. İyi tanıştığımız için. Vaktin çoktan geçmiş, sen nasıl vakit geçiremiyorsun? Bizim gibi insanlar ikinci hayatını yaşıyor. İkinci bahar değil. Bak, yani 60'ı 70'i geçti mi, ahir zaman ümmetinin ortalama ömrü 63. Peygamberimiz 63 yaşında vefat etti. Onun için vasat ömür, ortalama ömür derler. Ondan fazlası uzatmalar oynamak. Evet.
Eyvallah. Allah biraz daha ömür veriyor. 100'e kadar yaşayanlar da var. O ayrı konu. Ama hayat çok kısa. Dolayısıyla değerlendirme konusunda hassas olmamız gerekiyor. Dediğim gibi vakit geçmiyor, geçiremiyorum deyince vallahi ben de vakit yetiremiyorum dedim. Değil mi efendim? Çalışan, okuyan, araştırma yapan, herhangi bir sanat öğrenen, öğretmenlik yapan, diğer meslek erbabı bunlar için zaman çok kısa. Bazen Allah'ım bana şöyle 300-500 senelik bir ömür verseydin de şu kitabı da yazsaydım, şu işle yap. İçimden böyle duygular geçiyor arkadaş. Sizin geçmiyor mu? Geçer, sizin de geçer. Ha. Yani insanın içinde böyle bir arzular vardır. Fakat hep dünyaya taptığımız için, bu uhrevi güzellikler için zaman istemiyoruz. Unuttuk o işleri. Alnımız tak diye vurunca tabuta, o zaman anlayacağız ama iş işten geçer. Ne diyor büyükler? Musalli ol da gel. Yahut da musallaya gelmeden önce musalli ol. Değil mi? Ha, yani ibadetini falan yap. Eninde sonunda buraya geleceksin. Efendim, Üsküdar'daki Gülnur Şemetullah Valide Sultan Camii'nin cenaze kılınan kısmı bayağı güzel, geniş. Koca bir çadır gelmişler. Zaten çadıra gerek yok. 500 senelik bir çınar var orada. Çadırın yaptığı işi yapıyor. Yan yana da iki musalla taşı var. Musalla namaz demek ya, salli. Efendim, oradan geçiyorduk bir arkadaşla. Ondan sonra bak dedim Ahmet Bey, ne anlıyorsun bu iki musalla taşından? Bunu bir tasvir et. Bana bir cümleyle bunun ne olduğunu söyle. Bir şeyler söyledi ama pek aklıma yatmadı. Ben söyleyeyim dedim. Bura ne biliyor musun dedim? Burası son durak dedim. Burada mecburi inişeceksin. Son durak. Minibüs daha ileri gitmiyor. Ha? Son durak. Son durağa gelmeden dikkat edelim. Son durakta rahat etmek için ön durakta çalışmamız lazım. Öyle ya. Ön durak. Gençler, daha bizim önümüzde uzun yıllar var deyip de kendimizi kandırmayalım. Evet, Allah hepimize sağlıklı uzun yıllar versin, dua ederiz. Ama ölümün genci yaşı yok. Zamanı da yok. Randevu vermeden geliyor Azrail Aleyhisselam. Ne diyor Necip Fazıl? En büyük kahramanlık Azrail'e hoş geldin diyebilmek. Hoş geldin diyebilmek, tebessüm etmek. Ya şu cümleyi duymak bile insanı ümitlendiriyor değil mi? Hatta işte o kadar ölümü öyle yazar, öyle tasvir ediyor, şey yapıyor. He. Ama vefatında da demek ki böyle ölünüyormuş. Ya tabii. Son sözü evet, oldu. Son sözü oluyor. Evet, üstadın son sözü demek böyle ölünüyormuş. Kim bilir ne gördü? Ama ne gördü de o? O anda herkese gösterilecek arkadaşlar. Filmden bir sahne, hani sinemalarda film oynayacağı zaman önce şey gösterir ya, parça böyle. Ha. Gelecek filmler, öyle bir parça. Üçüncü makam yok. İki makamdan parça gösterilecek. Allah cennet parçaları gösterenlerden eylesin bizi. Amin inşallah. İnşallah. Bırakmam mı denirdin? Evet. O işleri sen iyi bilirsin. Ya. Onun için bakın, dünya hayatı da muvakkat. Eyvallah. Muvakkat. 3 günlük misafiriz. Ev sahibini gücendirmeyelim. Eyvallah. Yani sen 3 aylık misafir olma ya. Yeter 3 gün. Canı sıkılır ev sahibinin. Bazıları hariç, çoğunun ne zaman gidecek bu adam falan içinden geçirir. Ha. Ne demiş şair? Misafirin iyisi gelir geçer kuş gibi, kötüsü ise oturur baykuş gibi diyor. Minder eskitti derler böyle. Gittiği yerde çok oturana minder eskitti. Ama her şey ölçülü. Yani bizim geleneğimizde, dinimizin, Efendimizin tavsiyelerinde, büyüklerimizin yaşantılarında
sözde değil de halleriyle bize her şeyi göstermişler. Adab, erkan. Şimdi bunlara görgü kuralları diyoruz. Değil mi efendim? Nasıl konuşulur? Nasıl susulur? Nasıl yemek yenilir? Nasıl soru sorulur? Her şeyin bir adabı var. Edep kelimesinin çoğuludur adab. Edep yahu diye eskiden evlerde levhalar var idi. Demek ki Osmanlı hükümdarlarının yaptırdığı bu tarihi camiler sadece cami değil idi. Külliyeydi. Bugün de kullanılıyor bu kelime. Süleymaniye Külliyesi deniliyor. Külliyede toplantı var deniliyor. Kül kelimesi tamamı demek, bütünü. Bakınız ayet vardır Kur'an-ı Kerim'de. O ayeti çok okumak lazım. Küllü nefsin zâigatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Her diyor. Herkes yani. Kül. Tamamı. Ha bazen de birisi yalan yanlış laflarla sözü uzatırken öbürü diyor ki aman canım diyor senin sözlerin de külliyen yalan diyor. Külliyen yalan. Hep yalan konuşuyorsun. Külliyen. Yani bu külliye kelimesini daha iyi anlamak için böyle misaller veriyorum. Efendim. Külliyedir bu camiler. Mektebi, medresesi, hamamı, muvakkıthanesi, kervansarayı ve daha beşeri ihtiyaçları, insanların ihtiyaçlarını giderecek tesislerin bulunduğu mekanlara külliye deniliyor. İşte şurada imarethane var. Fakirlere yemek verilen yer. İmarethane de bu caminin külliyesidir. Ecdadımız o misafirleri de kervansara, külliyelere gelen misafirlere yemek de yedirecek. Vay, herhalde. Yani, diş kirası da var. Ha, tabii. Vay, diş kirası. Dişine dokundu galiba. Tabii. Ne güzel hasret. Ne güzel ya, evet. Sembolik ama. Evet, tabii. Diş kirası. Ha, ne güzel. İşte bunlar külliye. Evet. Evet. Osmanlıca'ya aşina olan bir adam bunu hemen anlar. Neyi anlar? Bu caminin külliyatı için harcanılacak. Sözü yanlıştır. Değil mi? Çünkü efendim evet. Belki orada bir yanlış. Ben Allah rahmet eylesin Hacı Fikri Aktobi hocamızdan. Hmm. Oranın eski hali vardı. Yoktu. Orası parktı. Tabii. Tabii. Ama ondan evvelki halini hocam biliyordu. Ondan sonra işte İsmail rahmetli İsmail Kayınmaz da orada karşıdaydık hemen. Evet. O caminin yapılma hasesi de öyle. Tabii efendim. O, bir Osmanlı eseri o. Tabii. Herhalde 40'lı yıllarda yıkıldı. Hı. Yıktılar. O zamanlar öyle şeyler oldu maalesef. Yıllarca ben de onun boş olduğunu biliyorum. Ben o Milli Türk Teröbe geldiğimiz yıllarda. Orada bir büfe vardı böyle. Evet. Orada. İşte sonra hak yerini buldu. Tabii tapularda yeri var. Bu yıkılan camilerin kaynaklar var. Ona göre yeniden yapıldı. Sonra Cezeri Kasımpaşa Camisi. Adı da böyle efendim. Ama ben bunu daha çok şu külliye kavramını bu sohbette iyi anlatabilirsem dostlarımıza, arkadaşlarımıza Osmanlı medeniyetinin, Osmanlı kültürünün bir güzelliğine daha öğretirim, öğrenmeye vesile olurum diye aklıma geldi. Çünkü bu türlü bilgileri kitaplardan öğrenmek mümkün. Fakat herkesin uzun boylu saatlerce kitap okuma alışkanlığı olmadığı için maalesef bunu gözlerimizle değil de böyle şeyleri kulaklarımızla öğreniyoruz, dinleyerek. Ben de dinleyerek çok şey öğrendim. 52 yıldır İstanbul'dayım. Sohbetler, konferanslar, sempozyumlar, büyük zatlar, büyük alimler, profesörler, ilim adamları, sanatkarlar. Ne güzel mevzular, tarihi, edebi, dini, tasavvufi neler dinlemedik. Ama tabii pür dikkat dinlemek gerekiyor. Kulaklarda pas varsa bu manevi pastır. Maddi pas kolay, suyla yıkarsın gider. Manevi pas var bir de. İşte o kötü, o tehlikeli. Manevi kir pas olmazsa insan kulaklarıyla çok şey öğrenir. Sohbetlerimde sık tekrar ederim. Dinlemek konuşmaktan daha evladır der eskiler. Allah her insana bir ağız, iki kulak vermiş. Bunun bir manası var. Bir konuş, iki dinle. Eyvallah. Evet, insan
güzel bir sohbeti, bir musikiyi, güzel bir musikiyi dinleye dinleye ne yapar? Dinlenir. İstirahat eder. Rahatlar yani. Heh. Ondan sonra da dinlenir. Konuşmaya başlar. Öyle tefavuk oldu ki yarım saat evvel bir konuyu biz öğrendik. Ben sordum muhteremler beraber. Sohbet yapalım. Dinlenmek ne demek demiştim. Evet. İşte buradaki bu hal o. Evet. Yani dinle hem hal olma. Tabii. Yani ayak uzatıp da böyle kalmak falan meselesi değil. Evet, tabii. Rabbimiz bizim o fiziki, biyolojik, psikolojik neyse. Değil mi? Eyvallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl dinlenmiş? Zaten tabii. Onlar hep dinleniyor şimdi. Sonra çok dinleneceğiz zaten. Ha, değil mi? Evet. Ötekiler dinleniyor. Ya hocam, Allah orada dinlenenlerden eylesin. Amin, amin, amin. Ateşten. Şeddeli amin. He. Şeddeli amin. Şeddeli amin tabii. Evet. Çünkü orada üç gün kalmayacağız. Süre çok uzun. Evet. Ama zaman izafidir. Kimine göre uzun, kimine göre kısa. Hallerimizi kayda giriyor. Evet, tabii. Bunlar İlahi fotoğraf makinesiyle fotoğrafımız çekiliyor. İlahi teyplerle, ses alma cihazlarıyla da kayda geçiyor. Hiçbir şey kaybolmuyor arkadaşlar. İddia ediyorum, bu işleri az çok bilen bir insan olarak, ileride öyle icatlar, gelişmeler olacak ki, 500 sene önce konuşmuş olan Fatih Sultan Mehmet'in sesini dinleyeceğiz tekrar. Eyvallah. İşte onu icat edilecek. Bir arkadaş söyledi, Japonlar Peygamber Efendimiz'in sesini, kaydaki sesini araştırıyor. Tabii canım, şimdi bize 100 sene önce televizyon denilen bir alet çıkacak. Amerika'da konuşan adamı göreceksin, burada göreceksin, sesini de duyacaksın deselerdi, gülerdik değil mi? Veya deli derdik bu adama. Ha, adama bak ya, ne diyor, akıl işi, akıl dışı böyle şey olur mu? Ha, bunlar da öyle. Boşlukta, fezada, uzayda hiçbir şey kaybolmuyor. Evet. Acülül esvet, hepsi kayıp. Tabii bunu bir misal verdik, daha böyle çok acayip şeyler. Ömürlü olan ve dünyanın da ömrü kaldıysa tabii göreceğiz. Çünkü şöyle bir söz var, Kur'an-ı Kerim'in en iyi tefsiri zaman ve mekandır. Zaman ilerledikçe Kur'an'ın verdiği haberler akıllara hayret verecek şekilde ortaya çıkıyor. Evet, zamanı ihtiyarladıkça Kur'an-ı Kerim gençleşir. Hadis peygamber. Tabii. En iyi tefsir kainattır. Kur'an-ı Kerim'i açıklayan. Dikkatli bakarsak, dikkatli dinlersek. Eyvallah. Dikkatli ve rikkatli olursak. Dikkati anladık. Rikkat ne? Hassas kalbe sahip olmak, iş dünyasında güzel duygular yaşatmak, ince adam olmak, incelikten anlayan, irfan diyoruz buna, irfan. İlim irfan sahibi adam ya, ne güzel. Evet. Evet, evet. Efendim, evet, külliya sözü bir yazarın bütün onları söyledik. Bu vesileyle belirtelim ki İstanbul'daki Selatin camilerinin, Selahattin kelimenin doğrusu bu. Yanlış söyleyenler çok. Selahattin camileri diyorlar. Bir Selahattin bu kadar cami yapabilir mi yahu? Selahattin. Sultan kelimesinin çoğulu. Sultanlar demek. Yani padişahlar. İstanbul'daki. Şimdi hocam bana 3 tane, 5 tane Selahattin camisi say. Daha fazla ya İstanbul'da. Sayalım. Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih Camisi, Eminönü'ndeki Yeni Cami, Eyüp Sultan Camisi, daha çok. Bu camileri ya bizzat padişah yaptırmıştır ya da bizzat padişahın annesi yaptırmıştır. Padişah annelerinin epey camisi var İstanbul'da. Yeni Cami mesela Eminönü'ndeki, neresi yeni? 400 sene oldu yapılalı. Yeni Cami Hatice Turhan Sultan tarafından yaptırılmıştır. Üsküdar'daki tarihi camilerin hepsinde hanımların imzası var. Adından belli değil mi? Yahu Mihrimah Sultan Camisi, Gülnur Şemetullah Valide Sultan Camisi, Atik Valide Camisi, Valide Anne, Atik Valide Camisi, Gülfem Hatun Camisi, Aksaray'da Pertevniyal Valide Sultan Camisi, Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide. Yanında da Pertevniyal Lisesi var.
O camiye dahildir o bina. O da o Valide Sultan'ın binası. Bak ne kadar. Demek ki padişah, padişah annesi, padişahın kızı yaptırırsa o da bu sınıfa giriyor. İşte o da Mihrimah Sultan Camisi. Hem Edirne Kapı'da hem Üsküdar'da var. Bunlara Selatin camileri diyoruz. İstanbul'daki Selatin camilerinin hemen hepsi külliye şeklinde yaptırıldı. Her birinin yanı başında söyledik bunları. İmarethane, misafirhane, kütüphane, bimarhane. Ne demek bimarhane? Hastahane. Hastahane, ne? Bimar. Muvakkithane, onu söyledik. Medrese, yanında okulda var. İlk, orta, lise, üniversite. Eski isimlerini söyleyelim. İlk okul, iptidaiye, başlangıç, iptidai. Ortaokul, rüştiye. Çocuk yavaş yavaş büyüdü, rüşt yaşına geldi. Değil mi? Akil baliğe doğru. Rüşt, adı rüştiye, ortaokul. Lise, lise ne? Didadiye, idadi. Üniversite, Darülfünun. Yani her Osmanlı camisinin yanında böyle mektepler de var. Hepsine birden mektep diyoruz. Evet. Peki, medrese, hamam söyledik vesaire bulunuyor. Külliyeler bir bütün halinde incelendiği zaman padişah ve vezir camilerinin, onu unuttuk, vezirlerin yaptırdığı camilerde Selatin Camisi sayılıyor. Bir örnek verelim mesela. Atikali Camisi külliyedir. Vezirdir bu adam. Vezir ne demek? Padişah'tan sonra ikinci adam devleti idare eden. Atik Ali Paşa Camisi, Mesih Paşa Camisi. Çok. Onlar da külliye. Fakat edeben bu camileri yaptıran vezirler edeben camilerini padişahların yaptırdığı camilerden biraz küçük yaptırmışlardır. Hürmetsizlik olmasın diye. İnceliği görüyor musunuz? Canım ne olacak, ben daha büyüğünü yaptırırım. O padişahsa ben de vezirim demiyor. Evet, burada bir incelik var. Hürmet var daha doğrusu. Eskiden böyle yaşı büyük olan adamla yaşı isterse 2 yaş küçük olsun, yan yana gittiği zaman yaşı küçük olan büyük olanın 1 metre arkasından gelirdi. Yanında gelmezdi. Hürmetsizlik sayılırdı. Hele önüne hiç geçmez. Geçemez. Ayıp. Ya şimdi bunlar unutuldu tabii. Şimdi katma. Karma karışık. Bu kültürü bize unutturdular. Öyleyse ihya edelim. Unutturduklarını hatırlatalım. Uyuyanları da uyandıralım. Öyle ya. Yok yok, burada uyuyan var manasını söylemiyorum. Gündoğan bir bile uyumuyor, baksana. Gözlerimi dinlendiriyor. Evet, tabii tabii, bana bakarak değil mi? Tabii. Ne kadar yakışıklı bir adam diye. Enerji alıyorum. Ne güzel. Kinetik enerji olmasın da bize kimyada öğretmedi. Kim nerede öğreniyor bu kinetik bilmem ne enerji? Fizikte miydi? Ha? Fizikteydi ya. Peki. Ben edebiyat, tarih derslerinden çok hoşlandığım için, gerçi öbürlerinden de zayıf almıyordum. Fizik, kimya, matematik. Ama biraz düşüktü notlarım. Edebiyat, kompozisyon, tarih, coğrafya, onlardan yüksekti ders notlarım. Bir de övünmek gibi olsun, yaramaz bir talebe değildim. Onun için buçuk numarada yüksek verirdi hocalar, mükafat. Yani 8,5 almışsam 9 verirlerdi. Size de öyle olmuştur canım. Siz hatırlarsınız, eskiden ilkokul karnelerinde dersler salanır ya, hal ve gidiş dersi vardı. Hal ve gidiş. Yani çocuğun hal hareketi, yaramaz mı, uslu mu, o da bir dersti. Hal ve gidiş. Ben onu hep harbe gidiş anlardım. Hoşuma giderdi böyle. Evet. Peki. Eskiden peki denmezlermiş, Ali Yülala. Eyvallah. Ala, iyi. Güzel. Ali Yülala, daha iyi.
Evet. Geçin geçin böyle. Efendim, evet, padişah vezir camilerinin diğer mabetlerden çok ayrı bir özellik arz ettiğini görüyoruz. Daha doğrusu Osmanlı medeniyetinin en önemli sosyal ve kültürel kuruluşlarından biri de işte bu külliyeler idi. Külliyenin ortasındadır cami, mimari özellik bakımından. Nasıl bir ailenin büyüğü baba kabul edilirse, külliyelerin de babası cami oluyor. Etrafında çeşme, mektep, medrese, şadırvan, iç avlu, dış avlu. Dikkat edin, camilerde bir de iç avlu var, dış avlu var. Dış avlular bahçe şeklindedir. Bahçe şeklinde. Şehzadebaşı Camii'ne gidin. Ne güzel bahçe orası, çınarların altında. Yeşil insanın yatıp yuvalanması geliyor. O dış avlu. İç avlu var, şadırvan ortada. Birisi dedi, hocam burada bir şey var dedi ama muslukları yok dedi. Bu nasıl abdest alıyorlar burada dedi, o şadırvanın dışında. Ya orası şadırvan değil kardeşim. Onun adı Maksem. Suyun taksim edildiği yer. Evet. Musluklara. Taksim ismi nereden geliyor? Oradan. Taksim. Hala orada su var, şey var. Vardı o caminin yanında havuzlar. Duruyor. Yani şehire taksim ediliyor. Ondan dolayı oranın adı Maksem. Suyun taksim edildiği yer. Bakın İstanbul'da semtlerin de bir hikayesi var. Camilerin de bir hikayesi var. Bahçelerin de bir hikayesi var. Onlar da canlı yahu. Bak bu bıdıklar da canlı. Hoş geldiniz. Maşallah. Yolu bunlardan birine düşen bir misafir ise dışarıdan gelen, az önce söyledim, bu camilerin imarethanesinde yemeğini yiyebiliyor. Evet. Efendim, kervansarayında hem kendi otel vazifesini gören bir ikinci katında istirahat edebiliyor, alt katta da hayvanla yem veriliyor. Efendim, ve bunlardan para alınmıyor. Devlet veriyor. İmarethane, hastahane, bimarhane, kütüphane. Şu hane kelimesiyle o kadar fazla kelime yapılmış ve Türkçemize girmiş ki. Evet, hayret ediyoruz. Ama şimdi bunları bozdular kardeşim. Hastane diyoruz. Hastahanedir doğrusu. Yani hasta evi. Hane ev değil mi? Evet. Postane diyoruz. Doğrusu postahanedir. Eczane diyoruz. Eczane demek parça, ilaç evi. Eczane değil, eczahane. Fakat dilimizi bozdular. Biz de böyle kısa söylemeyi seviyoruz. Öyle geçiyor. Yoksa uzatmadan söyleyelim. Şimdi hastaneyi söyleyelim. Hastane. Hastane. Halbuki doğrusu hastahane. Evet. Şimdi Serde Türkçe Edebiyat Öğretmenliği olduğu için kelimeler üzerinde çok duruyorum. Kelime bizim medeniyet dünyamız. Ne kadar çok kelime bilirsek o kadar bilginiz, o kadar alimiz. Dilimiz zengin, Allah'a şükür. Yabancılardan kelime almışız, onları Müslüman yapmış. Amma yaptım hocam, kelime Müslüman olur mu? Olur. Efendi kelimesi Yunanca biliyor musunuz? Yunanca, Rum. Ama o kelimeyi biz almışız, en büyüğümüze sıfat olarak vermişiz. Peygamber Efendimiz diyoruz. Onlar gibi değil. Ya, kelimenin suçu yok. Onu Müslümanlaştırmışız. İstanbul Efendisi diyoruz. Değil mi? İstanbul Beyefendisi, İstanbul Hanımefendisi. Ne diyorlar? Hiç İstanbul Hanımefendisi diyene rastladınız mı bugünlerde, eskiden? Hatta işte diyorum ya, ben çok karşılaştım. Ayşe Sultan annesi demiş ki, kızım bu kapıya gelen kim gelirse beyefendi, hanım gelirse hanımefendi diyeceksin. Tabii. Bu yüzden diyeceksin. He. Bir gün bir bakıyorsun, bir bohçacı gelmiş çingene kapıya. Kim o kızım demiş o gelen, çingene hanımefendi geldi anneciğim demiş. Tabii çingene hanımefendi. Çocuk öyle duymuş değil mi seni? Yani güzel bir kelime değil mi? Hanımefendi, beyefendi. Ne efendi adam. Eyvallah.
Ya. Şimdi hanımefendi falan unutuldu. Bayan. Bayan akbili bastın mı diyor. Lan sinir olurum bana. Ben kadın olsam bana biri bayan dese kızarım ona. Yerleşti herkes diyor şimdi. Bay da aynı. He. Bay da öyle. Bu kelimeler eskiden affedersiniz tuvaletlerin kapına yazılırdı kapısına. Şimdi herkesin ağzında. Bayan, baymayan. Suyu mu çıktı? Hanımefendi, beyefendi, beyamca. Asalet var. Bu benim kızım demiyor, adam utanıyor. Kerimem hanımefendi diyor. Mahdumum diyor, oğlum diyor. Birader diyor. Kardeşi, erkek kardeşi birader. Farsça bu, Arapça değil bu kelime. Birader. Kız kardeşi ise havaher. O pek kullanılmıyor. Son zamandır rastladıklarım. Hanım hu, bey hu, esma ile öyle ibaret. Esma ile. Esma-i Hüsna'yı da söyleyecek. Tabii. İsimler söylemek ayıptır. Şimdi öyle mi? Ne uyduruk isimler konuluyor. Taş, kaya, öykü, bilmem ne, oylum, toylum. Tuhaf tuhaf isimler. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Hatice. Bunlar artık azaldı sayısı, dikkat edin. Bizim akraba var çocuklarımız. Eylül diyor. Ya Eylül ay ismi kardeşim. Benimki de tornada koydular. Hep buzlara biz bu ne yapalım? İşte her devrin bir modası var. Ya. Bunlardan birine gelen bir misafir, burada onları söyledik. 3 gün 3 gece bedava yemek yiyor. Ha şimdi, bu külliyelerde hiç duymadığınız 2 yapı daha var. Birisi tabhane, birisi de balahane. Tabhane, üniversite öğretim üyelerinin, tabi eski tabirle medrese hocalarının üniversite ayarında dersten sonra dinlendikleri odalara tabhane derlermiş. Tab güç kuvvet demek. Yani orada efendim yorgunluğunu gideriyor. Keyif çayı içiyor mesela. Tabhane. Balahane. Bunlar da yüksek seviyeli hocaların efendim dinlenme yerleri ama tabhanede dinlenenlere göre bunların rütbesi daha yüksek. Eyvallah. Zaten bala yüksek demektir. Evet. Arapça bilin bala. Divan edebiyatında geçer. Boyun bala, gözün şehla, görenim seni kim diye bir Nedim'in şiiri vardır. Ala yüksek demektir. Ala. O ne güzel ala oldu. Değil mi? Vala, o da yüksek. Vala semt, Ankara'da Vala... Vala semti var tabii. Evet. Burada da var, Bali Paşa, Fatih'te. Evet. Yüksek manasına geliyor. Ala, Bala, Vala, Ali Yülala en yüksek. Hanım ismi Mualla, o da yüksek demek. Evet. Allahu Teala diyoruz bak. Yüksek denmez orada da, yani büyük manasına. Yüce Rabbimiz. Teala. Ali Yülala olur. Ya şu işi yapayım mı? Yap yap. Ali Yülala en güzel olur. En yüksek falan. Kelimeler çok güzel. Ha, duada var değil mi? Evet. Ali Yülala ve Kerimül Mevla. Meraklıydım ben böyle şiir dinlemeye, dua dinlemeye ama güzel yapacak tabii. Herkes güzel şiir okuyamaz. Kafasını, gözünü kırar kelimelerin. Tadı kaçar. Yani ne iş olursa olsun işi güzel yapacağız kardeşim. Evet. Su içerken bile musiki çıkarılmış eskiler. Evet. 3 nefeste yavaş yavaş höpürdetmeden ayıp. Ben gidiyorum. Farklı hasile geçiyor. Cenab-ı Hak şöyle şey yapıyor. O dille o içerken onu iyonize oluyor. Yani İçi ağzımıza oksijen, hidrojen çok farklı boyutlar kazanıyor. Tabii. Yani o aheste içiliş. Aheste diyor bak ne güzel yeme. Bizim nesil, yaş itibariyle ahesteyi biliriz biz. Evet. Ne diyor Yahya Kemal? Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın. Evet. Bu alemi nevmet, bir alemi nevmet alan ağab uyanmasın, ağab su. Yani. Ey gül,
Sükuta varmayı emreyle bülbüle, gülşen de mesul an ahbabı uyanmasın. Ne kadar güzeldir. Ya. Bu kadar güzel bir gönülden bir ifade ki bu. Bu yaşta bak, bu çocuklar ne şanslıymış. Bak. Bu yaşta bunları dinliyorlar. He, aferin size. He. Tabii. İkiz mi bunlar yuvarlı? Çok benziyor bunlar. Maşallah. Siz buraya getirmekte doğru biliyor musunuz? Buranın ruhaniyeti de çok... Tabii. Hiç akıllarından çıkmaz bunların şimdi. Üzerinde de nasıl negatif bir enerji varsa, nazarla ilgili, biraz anne babanla tabii. Başka nazarlar, onlar burada gidiyor. Size müjde olsun yani. Burada melekut bu alem. Öyle onlarda da temizliyor. Cici kızlar oluyorlar. Tabhaneler ve balahaneler de külliyelerin ayrı bir bölümünü teşkil ediyordu. Bugün çok az kimse tarafından bilinen bu kuruluşlar o zamanlar misafirleri ağırlamak, ilim adamlarını, hocaları ağırlamak, onların istirahatini temin etmek için yapılmış mimari eserlerdi ve caminin külliyesinin önemli bölümlerinden biriydi. Balalar ve tabhaneler. Doğrusunu söylemek gerekirse bizden başka hiçbir milletin tarihinde böyle müesseseler mevcut değil. Avrupalı yazarların kitaplarını okuyoruz. Bu adamlar geliyorlar. İstanbul'u geziyorlar, Bursa'yı geziyorlar, tarihi şehirleri, Edirne'yi, ecdadımızın yaptıkları şu eserlere bakıyorlar. Burada da bir tarih eser. Burada işte Sıbyan Mektebi. Anaokulu abi, çocukların gittiği anaokulu. Anaokulunun Osmanlılar'daki adı Sıbyan Mektebi. Sıbyan çocuk demek. Sabi Sıbyan demiyor muyuz? Sıbyan. He. Efendim. Hepsi tarih. Siz Osmanlı Devleti'nin bittiğini mi zannediyorsunuz? Evet, siyaset olarak bitmiştir. Siyasi tarihi bitmiştir. Kültürel tarihi devam ediyor ya. Yine onların camilerinde namaz kılıyoruz. Kılıyoruz. Onların hastanelerinde Şişli Etfal, Cerrahpaşa değil mi? Onların hamamlarında yıkanıyoruz. Daha neler? Yani Osmanlı kültürel olarak devam ediyor. Şurada yatanların hepsi o zamandan kalma. Cami, külliye. Ya şurada Adile Sultan var. Giderken selam verin. Haliç'e varırken sağda türbesi var. Adile Sultan. Hangi padişahın kızıydı? Kim söyleyecek? Adile Sultan hangi padişahın kızıydı? İkinci Mahmud'un, Sultan II. Mahmud'un kızıydı. Çok değerli bir Osmanlı hanımefendisi. Şairdir bu kadın, şair. Divanı var. Tabii, Adile Sultan Sarayı var. Daha neler neler. Nerede? Biraz sesini yükseltin. Mevlevihanede. Ha, Mevlevihanede eseri var. Şeyde de var. Galata Mevlevihanesi'nde de çeşme yaptırdı, sarnış yaptırdı. Çok hayır eseri var. Ve her Ramazan'da bir ay buraya geliyordu. Geliyormuş. Yani Eyüp Sultan Hazretleri'nin yanında bir hücresi vardı onun odası. Ramazanlarda çileye girmek vardır. İnzivaya. Bir ay. Yeri var orada. Hala duruyor. Adile Sultan, 2. Mahmud'un, Padişah kimice Mahmud'un kızı, Padişah Abdülaziz'in, Padişah Abdülmecid'in de kardeşi. Ama yaş bakımından kardeşlerinden büyük. Hatta padişahlara Abdülaziz ile Abdülmecid'e yani kardeşlerine dermiş, efendim, eğer ben erkek olsaydım sizden önce padişah olacaktım dermiş. Öyle babadan oğlan kalıyor ya tabii. İşte öyle hanımları da Osmanlı hanımı. Tabii yani. Öyle hanım. Mesela tabii. Bu hanımefendi değil mi Şah Sultan? Evet. Beyine padişaha borç para veriyor buraları yani. Ha tamam Mihrişah Sultan 3. Mustafa'nın kızı. Evet hanımı. Onun o Sübyan Mektebi de işte bunlar için. Evet. Bir çocuk Osmanlı esas bu metafizik müsaade eder misin? Estağfurullah. Gelmişlerken. Tabii tabii. İşte bu bulunduğu mekan da Sibyan Mektebi tabir ediliyor. Bir çocuk dört ay dördüncü günü buraya getiriliyor. Evet. Burada Bedi Besmele tabir edilen. Besmele ile başlama. Bedi dediği o. Ha. O
Onlar için de oluyor. Yani. Böyle güzel bir sohbet mekanı oldu. Yapanlardan Allah razı olsun. Tabii. Yarıyorsun şurada 5-10 dakika, yarım saat, hadi bilemedim 1 saat. Kulaklarıyla dinleniyorsun sen böyle yerlerde. Evet. Kulaklarınızı dinlenir. İnsan kulaklarıyla da dinlenir, gözleriyle de. Allah'ın yarattığı şu eserlere bakıp ibret alarak o zaman da gözlerinle dinlenmiş oluyorsun. İnsan kalben de dinlenir. Bak, bütün bu uzuvlar, bu organlar insanın manevi zevk alması için Allah'ın bir lütfudur. El de mutlu olur. El ne zaman mutlu olur? Birisine yardım için diyelim ki para verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim tuttuğu zaman, kitap tuttuğu zaman, hatta kağıt tutan el mutlu olur. Bu el. Ha? Ayak nasıl mutlu olur? Hayırlı yerlere giderken. Eyvallah. Göz öyle. Bunların hepsinin görevi var. Onun için mahşer günü teker teker hesap verecek bu organlar. Benimle bunu yaptı, benimle şuraya gitti. Ha, ona göre. Orada kolay cevap vermek için dikkat edelim. Evet. Yerinden kımıldayamayacak diyor. 5 soruya cevap vermeden insanoğlu. Tabhane sözü iki kelimeden meydana gelmiştir. Tabhane. Ha. Tab sözlükte takat, güç, kuvvet, mecal. Bak mecalim kalmadı diyoruz mesela. Yani artık çok yoruldum. Mecal. Ha. Gibi manaları ifade ediyor. Bitap lafı ise güçsüz. Bitap düştüm. Bitap lafı ise bilindiği gibi güçsüzlüğü, halsizliği dile getiriyor. Hane de ev demek olduğuna göre tabhanenin tabhanenin güç ve kuvvet yurdu olduğu anlaşılıyor. Bir eski mecmuada okumuştum. Salahi lügatı tabhaneyi imarethaneler, gariplerin, fakirlerin yiyip içtikleri, dinlendikleri yer diye tarif ediyor. O manaya da geliyor. İşte şurada var imarethane. Evet. Yıllardır. Ne kadar güzel orası. Bir hanımefendi gibi hocam. Nasıl bereketi? Günde 2-3 bin kişi buradan yemek yiyor. Yemek yiyor. Ne demek bu ya? Ne sevap kazanıyor. Gelir nereden de hocam? Nasıl? Hanım sultanların gelir kaynağı neydi? Yaptıkları mı? Nereden kazanıyorlar? Nasıl kazanıyorlar? Hanım sultanların beyi padişah. Onların ayrı tahsisatları var. Devlet, Osmanlı Devleti o kadar zengin ki kardeşim. Fatih'in oğlu Sultan II. Beyazıt zamanında koca İstanbul'da zekat ve sadaka verecek adam bulamıyorlar. Bir olay var. Şimdi de hırsızlıkların sayısını düşünün. Nereden nereye geldik? O para problemi yok o zaman. Çünkü vav harfi tevhide işarettir. Vahdet. Allah'ın birliği. Bazı camilerin duvarlarında vav harfi vardır. Evet. İşte onun manası odur. Pek kimse bilmez. Hatta görmez bile. İnsan bir girdiği yere sağa sola bakar. Duvarda Şehzade Camii'nde var. Var o tabii. Vav harfi. Edirne'de Ulu Cami'de. Ulu Cami'de. Bazı camilerde var. Gayet tabii. Asıl bereket tabii. Tabii. Asıl öpüzelim tamam işte o. Tabii tamam. Evet. Allah'ım ne güzel bak bereket. Öyle tamam. Olsun. Peki şunu tamamlayalım. Eski İstanbul aynı zamanda bir ilim ve kültür merkeziydi. Bu şehrin saygıdeğer idarecileri, alimlerin ve sanatkarların rahat etmesi için, sanatçıların demiyorum dikkat buyurun, sanatkarların, çünkü bu kelime ayağa düştü artık. İki tane kıytırık türkü söyleyen de sanatçı oluyor. Mimar Sinan da sanatçı. Olur mu öyle şey? Sanatkar ayrı bir şey. Alimlerin, sanatkarların rahat etmesi için her türlü imkanı ecdadımız hazırlamıştı. İşte tabhaneler de bu maksatla tesis edilmiş müesseselerdir. Vakıfnamelerden ve bazı kaynaklardan öğrendiğimize göre alimlerin istirahat mekanı olan tabhaneler, az önce söyledim, alimlerin dinlenme yeri olan tabhaneler camekanlı, havadar
ve rutubetsiz köşklerdi. Bu önemli şimdi. Rutubetsiz köşklerdi. İlim adamına gösterilen saygıyı böyle canlı bir şekilde başka nasıl ifade edilebilir Allah aşkına? Devlet ona sen ilim yap yeter ki. Ben senin bütün ihtiyaçlarını veriyorum. Yap. İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farz. İki günü eşit olan yanılmıştır. Dün 3 şey biliyorsak bugün 4 şey olacak. Değil mi? Böyle böyle, teker teker, yavaş yavaş. Çok önemli. Evet, rutubetsiz köşklerde buralarda yorgunluk gideren alimler külliyenin imarethanesinden yemeklerini bedava yiyorlar, kütüphanesinden yararlanıyorlar, darüşşifasında tedavi ediliyorlardı. Bak, darüşşifa diyor, şifa evi, dar ev demek. Şifa evi, darüşşifa, darüşşifa, darünnetve, darül aceze, değil mi? Evet, darüşşafaka, şefkat okulu, yetim çocukların okuduğu, anne yok, baba yok, devlet onlara darüşşafaka kurmuş. Orada okuyacak. Sadece İstanbul'da değil, Edirne ve Bursa gibi eski Osmanlı başkentlerinde de böyle sosyal müesseseler çok miktarda vardı, halen var. Kimisi bugün de işlevini görüyor, kimisi de maalesef terk edildi, unutuldu, kimisi de yıkıldı. Evet. İlerleyen zamanlar. Dekorasyonu son derece mükemmel olan taphanelerde ikamet eden alimler yer yataklarında yatıyorlar. Karyolada değil. Gün yatakları. Evet. Yatak. Ne güzel. Ben yattım yer yatağında bilirim. Bir de yorgan böyle üstüne ağır bir yorgan. Tabii. Öf. Evet. Ama koyun insan, yününden yapılmış. Yününde insan vücudunu. Tabii. Hepsi %80'imiz romatizma. Evet. İçin hep polyester. Tabii. Polyester. Bildiklerimiz polyester. Evet. Tamam. Hepsi bozuldu. Vücut ısısını absorbe etmede yani o yün o kadar Allah hikmetli onu demiş. Tabii ya. Yün deyip geçmeyin. Sıcak o soğuğu öyle bir vücutta alıştırarak yapmış. Yün çorap. Ah. Harika bir şey. Hiç ayağın üşümez. Yün çoraplar. Ah bu çeyiz hanımlar. Çeyizi unuttunuz da her şeyi unuttunuz. Yün çoraplarda kültür vardı. Kültür. Tabii. Her obanın her böyle kendisine böyle yörükler yapar bu işler. Öyle hepsinin o motifleri ayrıydı, şekilleri ayrıydı. Süslü, püslü. Orada ya yer yataklarında yatarlar idi. Yemeklerini sinilerde yiyorlardı. Sini. Bunlar unutuldu ya. Sini. Ortada ise bronz bir mangal bulunuyordu. Kor ateşi olurdu. Evet. Orada çay kaynardı böyle yavaş yavaş yavaş. Kestane bir şeyler. Beyazıt Camii'nin önündeki meydanın bir köşesinde o zamanlar bir mürekkep vakfı vardı. Fakir talebe çocuklar kağıt, kalem, mürekkep hangi birine para yetirecekler? Vakfetmiş zenginin biri. Buradan mürekkeplerini bedava alsınlar. İşleri topluyorlar. Böyle lambalar yok ki camilerde. Mum var. Şimdi düşünün ki Süleymaniye Camii'nde 10 bin mum var. O koca cami nasıl aydınlanacak? 10 bin mumdan çıkan isler, Mimar Sinan öyle yapmış ki, kubbenin etrafındaki duvarların içinde ne diyelim, yol var, küçük. Onlardan süzüle süzüle o isler gidiyor. Caminin taç kapısının üstünde dar bir odacık var. Orada birikiyor bu isler. Birikiyor. Onları sonra toz haline getiriyorlar ve mürekkep yapıyorlar onlardan. Mürekkebimizi bedava dağıtılıyor. Onun için oranın adı İs Odası'dır. Evet. Gidin bakın Süleyman Camii'nde var. Ben çıktım oraya. Ben de çıktım. Bir çekim yapmıştık. Ama içeride o alet ve edevatı malum zihniyet. Tabii canım. Söküp almışlar. Hiçbir şey yok yani. Herhalde. Şimdi boş duruyor o. O malum zihniyet. Ya bak ondan bile ecdat istifade ediyor. İs ne ya? İs uçar gider değil mi? Yok. Ve oradaki talebe civardaki talebeler de mürekkep yapıyordu orada. Mürekkep deyin geçmeyi deyip çocukluğumuzu biliriz. Aa, şimdiki gibi nerede?
Şimdi bilgisayar, orada bilgisayar diyorsun. Kalem, hokka, divit. Ya bizim zamanda bir hokkalar vardı. Ters çeviriyorduk, mürekkep dökülmüyordu. Bayılırdım ben. Niye dökülmüyor bunlar şimdi? Farklılık da evet. Ondan sonra yani ona batırırdı böyle diviti. Yaz biter. Bir daha batırır. Bir daha yaz. Bir daha öyle. Şunu kitaplar eskiden. Evet, koca koca kitaplar böyle yazıldı. Ya mürekkep. O mürekkeplerin kaliteli olması için, kıvama gelmesi için o sıvı halini zaten çok çalkalanması gerekiyor bu arada. Evet. Çok çalkalanması. Ne yaparlarmış biliyor musun? Biliyor musunuz? Çok çalkalanması için o hokkaları, içinde mürekkep suyu bulunan hokkaları hamamların kapısının arkasına takarlarmış. Çünkü evet. Hamam kapısı çok açılır. Tokmaklar vardır. Evet. Çok açılır. Giren çıkan, giren çıkan. Orada hareket ede kıvamına gelir. Bunu işte ya biliyorsunuz yani yoğurt nasıl yapılıyor, işte pekmez nasıl oluyor, bunu gel git yaparak olgunlaşacak değil mi? Ha, öyle. Hatta hacca giden develerin ayaklarına bağlarlarmış. Deve adım attıkça onlar çalkalanıyor, mürekkep kıvamını buluyor. Ne ince işler ya. Ve ne sabır. Sanat eseri de böyle olur. Alın teri dökmeden, göz nuru dökmeden hiçbir eser mükemmel olmaz. Öyle şey iki günde alel acele yapılan işten hayır gelmez. Sentetik oluyor. Evet. Yemek bile yavaş pişerse güzel olur ha. Tabii. Odun ateşinde yavaş yavaş bakır kazanda anam bir kelem dolması yapardı ki bir saatte pişmezdi. Evet. Ama ondan sonra da yedikten sonra parmaklarını kontrol ederdin duruyor mu diye. Maşallah. O kadar hoş. Ya gençleri belki anlama. Kelem ne yahu? Lahana. Köylerdeki adı ha. O da üçgen şeklindedir o ha. Üçgen muska şeklinde. İçinde bakla da vardır. Büyük bakla, eşek baklası derler ona. O da bal gibi olur böyle. Eti de var içinde. Kuşbaşı. Bir saatte pişiyor. Ondan sonra bir kazanı yer adam oturdu. Muzaffer Efendi 18 pideyi yiyordu adam tabii. Güçlü kuvvetli tabii. Bak şimdi ne hale geldik. Yemeğimiz küçüldü, soframız küçüldü. Ne diyorlar? Bakla sofa, neydi? İki oda bakla sofa mı? Bakla sofa. Ha. Evlerimiz, sofalarımız, salonlarımız küçüldü. Müslümanın her şeyi geniş olacak kardeşim. Eyvallah. Gönlü geniş, evi geniş, çevresi geniş. Darlıktan sıkıntı gelir. Eyvallah. Darlık ikiye ayrılır. Maddi darlık, manevi darlık. İkisi de kötüdür. Zengin Müslüman, İslam'a daha çok hizmet eder. Tabii canım. Evet. Yani bir lokma, bir hırka felsefesi yanlıştır. Öyle değil. İslam'ın şartı kaç? 5. Zengin hepsini yapar. Zekatını da verir, hacı da verir. Fakir için İslam'ın şartı 3. Bu da. Hatta Bektaşi'ye sormuşlar, İslam'ın şartı kaç? 1 demiş. Ulan kefere, 5'i niye 1'e indirdin demişler. Zındık. Ne yapalım demiş, namazda orucu siz kaldırdınız, zekatla hacı da biz kaldırdık, geriye bal gibi kelime-i şehadet kalıyor demiş. O kolay. Öyle değil. Yüksek ev anlamına gelen balahaneler de tabhaneler gibi istirahat mekanlarıydı. Genellikle darüşşifalara bitişik olarak inşa edilen balahanelerde sadece hekimler ve alimler dinleniyorlar da. Hekim. Bu da güzel bir kelime ya. Hekim. Hekim. Evet. Hazır. Evet. Tabip. Tabip. Tabibi hazık der eskiler. Ne demek? Mesleğinde maharet sahibi. İşini iyi biliyor. Yanlış teşhis koymuyor. Manevi teşhis evet. Koymuyor. Ve bir de hastasına moral veriyor. Ona şefkatli muamele ediyor. Kötü bir laf söylemiyor. Hastanın moralini bozarsın. Yaptığın tedavi de işe yaramaz. Baştan kaybettin adamı. Tabii. Hekim her meslek öyledir efendim. Öğretmenlik de öyledir. Müdürlük de öyledir. Emirin altındaki insanlara kibar davranacaksın. Güzel konuşacaksın. Rencide etmeyeceksin. Sıkılsan, rahatsız olsan bile kendine sahip olacaksın.
kalbini kırarsan o adamın, bu binayı yıkmaktan daha tehlikeli. Kalp kırmak, Allah'ın binasını yıkmak gibidir deniliyor. Değil mi efendim? Nerede? Küfürden geçilmiyor. Argodan geçilmiyor şimdi. Ne kadar kötü konuşuyor insanlar yolda ya. Vallahi bugün buraya gelirken, caminin iç avlusuna gelirken iki kadın konuşuyordu. Ah keşke yanlarından geçmeseydim. Birinden öyle çirkin bir laf duydum ki erkek olarak yüzüm kızardı. Şu mübarek mekanda öyle pis laflar söyledin mi ya? Hayret onlar ettim ya. Seyrediyorlar şimdi. Evet, tabii. Hele önüne öyle hiç edeple gelmeyenler, oradan bir şey alamıyor, hemen o perdeyi çekiyor. Orayı edeple giden, tabii, tabii. Ama o edebi onu, onun karşısında o gelip, o duayı gönlümüzü, onlar bizim kalbimizi hemen okuyorlar. Fotoğrafımızı çekiyorlar sonra. Özetleyecek olursak, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ecdadımızın yaptırdığı binaların, bilhassa camilerin ve mescitlerin hemen hemen hepsi külliyedir. Külliye bütün demektir, tamamı demektir. Ve medeniyetimizin bunlar işaretleridir, göstergeleridir. Efendim, mektep, medrese, kervan, saray, imarethane, muvakkithane, kütüphane, hamam vesaire. Evet. Şimdi mesela eskiden evlerde su yoktu, şimdi olduğu gibi. Sokak ve cadde başlarındaki çeşmelerle bu ihtiyaç giderilirdi. Ecdadımız adım başı çeşme ve sebil yaptırmıştır. Halen durur bunların bir kısmı. Metruk şimdi tabii. Çeşme ile sebil arasında şu fark vardır. Şu cülus yolu dediğimiz bu yolun en uç noktasında gidince göreceksiniz. Bir sebil göreceksiniz. Yanında da iki çeşme var. Hem çeşme var hem sebil. Çeşmenin suyu devamlıdır. Devamlı. Sebildeki su dışarıdan getirilir. Yani çeşmeden alınır. Efendim, o sebil küçük bir binadır o. Parmaklıklar vardır önünde. İçerideki görevli o suyu bardaklara kor. Yaz mevsimi ise Temmuz, Ağustos gibi sıcak aylarda buz kor o suya, buz. Ve o bardaklar sıra 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 sebilin önündeki parmaklıklara dizilir. O yoldan geçenler ihtiyacı olan o soğuk suyunu içer. Böyle hatta sıra sıra olmasından dolayı şöyle bir tekerleme vardır dilimizde. Böyle yan yana giden adamlara sebilhane bardakları gibi ne sıralandınız derler. Ondan sonra çeşme ile sebilin farkı budur. Bir de selsebil vardır. O da sebilin küçüğüne denilir. Sebil yol demek zaten. Hani diyoruz ya şu işi fi sebilillah yap. Evet. Yani Allah rızası için. Allah rızasına giden yol açmak için. Sebil. Kur'an'da geçer. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de geçer. Sebilullah diyor. Yani bedava manasını. Sakalar da var. Yani su dağıtanlara saka denilir. Saki kelimesi oradan geliyor. Bak ne kadar zengin şu dilimiz. Efendim. İşte ecdadımızın bu külliyeleri de medeniyetimizin bir göstergesiydi tabii. Bunlardan sırf birini anlatsam ben, bir imarethaneyi anlatsam burada saatlerce konuşmam gerekir. Şu andan söylediklerim özetinin özeti. Evet. Ama o bile bir kapı açtı. İnşallah. İnşallah böyle meraklı olanlarımız çıkar içimizde. Ya bunların bir, ben de bir ayrıntılı öğreneyim. Bu hususlarda, bu konularda, bu eserler hakkında ayrıntılı bilgi edineyim de. Bu konuda yazılmış güzel kitaplarımız var, kütüphanelerimiz zengin. Efendim, bu işi bilen kimselerle birlikte olmak, onlarla gezmek. Maalesef insanlar bir araya gelince çok lüzumsuz şeyler konuşuyorlar. Dedikodu yapılıyor, onu bunu çekiştiriyorlar, efendim kavga, gürültü, lüzumsuz, ne dünyaya ne ahirete yaramayan mevzular konuşuluyor. Mala yani diyoruz bunlara, boş sözler. Halbuki insan oturduğu yerde de sevap kazanabilir. Bak yeminle söylüyorum, şu anda biz burada ibadet yapıyoruz. Şu Allah'tan, Resulünden bahsediyoruz, maneviyattan bahsediyoruz, ibadet
namaz, oruç, hacdan ibaret değil kardeşim. Bütün hayatımızın her noktasını dine, imana uygun hale getirirsek 24 saatimiz ibadet oluyor. 24 saatimiz. Suyu sağ elinle içmek bile ibadettir. Tuvalete girerken hangi adımını önce atacaksın? O bile ibadettir. Allah bize bu imkanları vermiş. Bir kardeşinin yüzüne gülümsemek, küçük de olsa onun bir ihtiyacını gidermek ibadettir. Hepsi ibadet. Ne güzel değil mi? Böyle olunca bütün ömrümüz ibadethanede geçmiş oluyor. İnşallah. Müslüman olmak kolay. Evet. İnsanlar ya, akıllı adam işi ya. Tabii olmakta olmaya da fark var ama. Herkes olamaz. Evet. Ne oldun demiş? Emekli oldum demiş. Bu zamana kadar bir şey olamamışsın. Bari emekli ol dedi. Peki efendim. Akşamınız hayır olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.